Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitimimizin konusu Muhtasar Beyannamesi arkadaşlar. Muhtasar Beyannamesini BDP programında uygulamalı olarak size öğretmeden evvel arkadaşlar, buraya geçmeden evvel bu beyannameyi doldurabilmeniz için arkadaşlar bu sağ tarafta görmüş olduğunuz Excel tablonuzu hazırlamanız gerekir. Önceden bu beyanname bilgilerini hazırlamadan arkadaşlar bu muhtasar beyannamesini BDP programında dolduramazsınız. Bu nedenle öncelikle gelin bu Excel tablosu nasıl oluşturulur, beyannameye hazırlık nasıl yapılır, sonra da gelip bu tabloya bakarak muhtasar beyannamesini dolduralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben size bu tabloyu hazırladım. Fakat siz bu tabloyu nasıl hazırlayacaksınız? Hazırlayabilmek için iş yerinizde hangi evraklara bakmanız gerekir? Evet arkadaşlar, başlayalım. Ben Temmuz 2019 muhtasar beyannamesini Ağustos'ta vermem gerekiyor. O yüzden Ağustos ayında ne yapmam gerekir? Temmuz ayının evraklarını bir araya getirmem lazım. Öncelikle muhtasar beyannamesine ait bir Excel, bu bilgileri yazacağımız Excel'imiz olması lazım. Açıyorsunuz Excel sayfanızı arkadaşlar. Yatay başlıklar ve dikey başlıkları hazırlıyorsunuz. Ben burada en çok yaşanan kesinti türlerini örnekledim arkadaşlar. Tabii ki sizin başınıza ya da her firmada aynı anda bunların hepsi yaşanmaz. Yaşadıkça ihtiyacınız olanları buraya yazıp beyannameye aktarıyorsunuz arkadaşlar. Gelin başlayalım. Arkadaşlar, ödemelerin tür kodu, kesinti açıklamaları, ödemelerin gayri safi tutarı, asgari geçim indirimi öncesi, yani kısa ismi AGI, AGI öncesi gelir vergisi tutarı, asgari geçim indirimi AGI, tevkifata ilişkin damga vergisi, brütlere ait damga vergisi demek, terkin edilecek, ödenmeyecek gelir vergisi teşvikimiz var, kabul ediyoruz arkadaşlar bu örneğimde. Aynı şekilde teşvike ait damga vergisi ödenmemesi gereken. Evet arkadaşlar, ben burada sizi geniş düşündürdüm. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ödemelerin tür kodu 011. Arkadaşlar nedir 011? Asgari ücretler. Bodrumunuzu alıyorsunuz arkadaşlar. Siz buraya bunu nereden yazacaksınız buraya? Ben nereden yazmam gerekiyor? Asgari ücretler ile diğer ücretler arkadaşlar Temmuz ayının bodrosunu alıyorsunuz. Yani muhtasarı ilgilendiren ayın ücret bodrosunu alıyorsunuz elinize. Benim örneğimde bir kişi asgari ücretle çalışıyor. O da teşvikten faydalanan kişi. Diğeri asgari ücretin üzerinde, yani yüksek alan ikinci kişi var. Bu örneğimde iki kişi olarak çalışan sayımız, personelimiz. Asgari ücretten başlayalım. Ücret bodrosuna bakıyorsunuz. Bir kişi zaten. Ne diyor arkadaşlar? Ödemelerin gayri safi tutarı. Yani asgari ücretin brütü. 2558.40. Peki AGI öncesi, yani asgari geçim indirimi öncesi hesaplanan gelir vergisini bodrodan bakıyorsunuz. Aynı başlıkta arkadaşlar bodroda. 326.20. Peki bu kişinin evli bekar örneğine göre medeni durumu, bekar kabul ettim arkadaşlar ben. 191.88. Tevkifata ilişkin damga vergisi brütün 1000'de 7.59 arkadaşlar. 19.42. Terkin edilecek gelir vergisi teşviki arkadaşlar, bu örneğimde 17.103 veya 27.103'ten faydalanan bir kişi olarak düşündüm. İş yerinizde çalışan, işe aldığınız kişiyi 17.103 ya da 27.103 teşvik maddesinden faydalandırmak istiyorsunuz. Aynı şekilde hem gelir vergisi terkini olacak, ödenmeyecek, hem de damga vergisi. Arkadaşlar, bununla ilgili, teşvikle ilgili gelin ben size aşağıda açıklamamı yapayım. Şu an uygulamada arkadaşlar çok teşvik maddesi var, kanunu var. Ben burada 1703 ile 2703 örneğini göstermek istiyorum. Tabii ki siz hangi teşvik maddesinden faydalandıracaksanız çalışanlarınızı, iş yerinizi, tabii ki o kanun maddesine göre buraya eklemeler yapıyorsunuz. Gelin benim örneğimdeki teşvik 1703 ne demek arkadaşlar? 1703 ile 2703. Bakın, siz
imalat ve bilişim sektörüsünüz. 17.103/4447 sayılı kanun geçici 19. maddesine göre siz imalat ve bilişim sektörü olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu teşvikten faydalanma süresi, bakın 1.1.2018'de başladı teşvik. Bitiş tarihi ise 31.12.2020'ye kadar. Tabii ki mevzuat bunu uzattığı zaman bu devam edecektir. 27.103 ikinci teşvik arkadaşlar. 27.103/4447 sayılı kanun geçici 19. maddeden kimler faydalanıyor? Diğer sektörler arkadaşlar. Burada teşvik olayı aynı arkadaşlar. Kesinti tutarı, terkin edilecek tutar. Fakat sektörlere göre, imalat ve bilişim sektörüyseniz 1703 teşvikine giriyorsunuz. Eğer imalat sektöründe çalışmıyorsanız o zaman diğer sektörsünüz. 2703'ten faydalanıyorsunuz. İkisinin de faydalanma bilgileri aynı arkadaşlar. Teşvik açısından fark etmiyor. Sadece sektörel dağılım var. 1703'e kimler giriyormuş? Hangi işletmeler? İmalat ve bilişim sektörü olanlar. 2703'e hangi firmalar giriyor arkadaşlar? İmalat ve bilişimin dışında kalan diğer sektörler. Bu sektörlerin faydalanma süreleri burada açıklamış olduğum gibi 31.12.2020'ye kadar ikisinden de faydalanabiliyorsunuz. Mevzuat uzattığı zaman tabii ki devam edilecek. Peki bu cümlemin devamını yapalım. Yukarıdaki, yani 1703 ve 2703, yukarıdaki mevzuat gereği mevzuatta açıklanan teşvik şartlarına uyan işverenler, firmalar, yani firmamız, teşvik şartlarına uyan ve yeni işe alınan personeller için uygulanmaktadır. Arkadaşlar buradaki püf nokta neymiş? Yukarıdaki mevzuatta açıklanan teşvik şartlarına uyan işverenler ile yeni işe alınan personeller için uygulanmaktadır. Yani hem işveren de teşvik şartlarına uyacak, hem aldığınız personel de teşvik şartlarına uyması gerekir. Bu teşvik şartları arkadaşlar internette detaylı açıklamaları kanun maddesi olarak açıp bakarsınız. Çünkü açıklamalar uzun arkadaşlar. Ben buraya o açıklamaları aktarmadım. Siz merak ettiğiniz takdirde dönüp bakın, teşvik şartlarını göreceksiniz. Hem işveren için geçerli o teşvik şartları, hem işe alınan yeni personeller için geçerli. Onu internet mevzuatından bakarsınız. Ben muhtasar kısmına daha çok önem veriyorum. Evet arkadaşlar, peki bu teşvikin özelliği ne arkadaşlar? Şuradaki notuma, asgari ücret kısmına ait SGK işçi ve işveren primleri, yani asgari ücret kısmına denk gelen SGK işçi ve işveren primleri ile işsizlik sigortası işçi ve işveren primleri ve asgari ücret kısmına denk gelen gelir vergisi ve damga vergisi devlet tarafından karşılanıyor. Bu teşvikin özelliği bu arkadaşlar. Yani asgari ücret kısmına denk gelen kişinin maaşı asgari ücreti geçse de arkadaşlar, geçen tutardan değil, SGK işçi ve işveren primleri ile işsizlik sigortası işçi ve işveren primleri asgari ücret kısmına denk gelen kısımdan, teşvikten faydalanıyor. Artı aynı şekilde asgari ücret kısmına denk gelen gelir vergisi ve damga vergisi teşvikten faydalanıyor. Yani devlet tarafından karşılanıyor. İşveren net ücret dışında hiçbir maliyete katlanmıyor arkadaşlar. İşveren sadece net ücret ödemesi yapıyor. Bu açıklamamdan, teşvik açıklamamdan sonra gelelim buraya, tekrar dönelim. Bakın, teşvikten faydalanan kişinin brütü asgari ücret, yani 2558.40. AGİ öncesi gelir vergisi, asgari geçim indirimi, tekifata ilişkin brütün damga vergisi. İşte bu teşvikten faydalanacağız arkadaşlar. Ödemeyeceğiz. Beyannameye yazacağız fakat ödemeyeceğiz. Terkin edeceğiz. 134 firmamızın cebinde kalıyor. Artı firmamızın cebinde kalan asgari ücrete denk gelen damga vergisi 19.42. Evet arkadaşlar, şirketimizin avantajı
terkin edilecek tutar 134 ile 19.42 ödemiyoruz. Fakat muhtasarda göstermek zorundayız. Neyi arkadaşlar? Sadece gelir vergisi teşviki terkin edecek tutarı. Damga vergisini arkadaşlar muhtasarda belirtmiyoruz ve ödemiyoruz. Evet arkadaşlar, gelelim 012'ye. Diğer ücret. Diğer ücreti nereden bulacağız? Gene Temmuz ayının bodrosunda 2 kişi çalıştığı için bendeki örnekte diğer kişi asgari ücretten daha fazla alıyor arkadaşlar. Bakın 4341 lira 62 kuruş brütü var. Ben burada örnekleri attım. Bu çalışanımız asgari ücretten yüksek alan, diğer ücrete giren bu çalışanımız brütü bu. AGİ öncesi gelir vergisini arkadaşlar, asgari geçim indirimi öncesi 733.80. Asgari geçim indirimi bekar kabul ediyoruz. 191.88. Tevkifata ilişkin ödenecek damga vergisi arkadaşlar 32.96. Evet arkadaşlar, bunda teşvik yok. Peki gelelim bu çizelgemizde neler yaşıyoruz başka? Kıdem arkadaşlar. Çalışanımızdan bir kişi işten ayrıldı. Nasıl ayrıldı? Firma olarak firmamız işten çıkartıyor. O yüzden firma olarak bizim çıkarttığımız personel için kıdem hesaplamamız lazım. Ve hesapladığımızı kabul ediyoruz. Evet arkadaşlar, 13 kodu muhtasarda kıdemimizin, çalışan kişinin işten ayrılma noktasına geldiği ayda hesabımızda, bunun için de bodro hazırlıyorsunuz arkadaşlar, kıdem bodrosu. Brütü neymiş? 4848.80. Ben burada bilgileri atıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kıdemde sadece damga vergisi kesintisi var arkadaşlar. O da 36.80. Peki bizim başka neler yaşamışız Temmuz ayında? Huzur hakkı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, huzur hakkı için gelelim ne olduğuna bakalım. Bakın 014 kodu ile muhtasarda yazacağız. Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine veya limited şirketlerde şirket müdürlerine ödenir arkadaşlar. Huzur hakkı ödemesi için genel kurulda önce karar alınır arkadaşlar. Muhtasarda ekler kısmında çalışan sayısına huzur hakkı alan yönetim kurulu üyesi ya da üyeleri kaç kişi ise, ya da limited şirketlerde şirket müdürü olarak biz huzur hakkı ödeme noktasına geldiğimiz zaman muhtasarda ekler kısmına çalışan sayısına ilave edilir. Demek ki huzur hakkı kimlere ödenilmiş arkadaşlar? Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine, limited şirketlerde ise şirket müdürlerine ödenir. Ve muhtasarda bunlar bildirilir arkadaşlar. Peki gelelim tekrar aynı yere. Demek ki huzur hakkı alan yönetim kurulu üyesi ya da limited şirketi müdürü 014 koduyla buraya yazacağız. Brütü ben 4500 olarak attım kapıdan arkadaşlar. Huzur hakkı içinde bir bodro hazırlıyorsunuz. Huzur hakkında arkadaşlar sadece gelir vergisi kesintisi ile damga vergisi kesintisi var arkadaşlar. SSK kesintisi olmaz. Brütü 4500. Gelir vergisi AGİ öncesi 900 lira. Arkadaşlar huzur hakkı alan kişi de AGİ'den faydalanıyor. Onu da 191.88 olarak düşündüm. Bir de ne vardı arkadaşlar huzur hakkında gelir vergisi kesintisinin haricinde? Damga vergisi arkadaşlar. Bakın 1000'de 7.59. Evet arkadaşlar, muhtasar beyannamesini ilgilendiren başka bu örneğimizde ne olsun? İhbar arkadaşlar. Biz ne yapmış olduk? İşten çıkardığımız kişiye kıdem verdik ya arkadaşlar, hak ettiği için. Bir de ihbar hak ediyor. Gene ihbar bodrosu hazırlıyorsunuz. Ben burada ihbar bodrosuna bakıp hazırlamış olduğumuz ihbar bodrosunda brütü 4775.68'miş olarak düşündüm, yazdım. Oradan da gelir vergisi kesintisi 716.35. İhbarda arkadaşlar, ihbarda hem gelir vergisi kesintisi var arkadaşlar, hem de damga vergisi kesintisi var. 1000'de 7.59. Onları da bodrodan bakıp yazıyorum, ihbar bodrosundan. Demek ki kıdem tazminatıyla ihbar tazminatına ait
Bilgileri de buraya yazıyoruz. Bir deneyimiz var arkadaşlar. Şirketimize danışmanlık yapan mali müşavirimizden, bu avukattan da olabilir, gümrük müşavirinden de olabilir arkadaşlar. Serbest meslek makbuzu geldiğini kabul ediyoruz. Her firmanın mutlaka mali müşaviri vardır arkadaşlar. Bu ayda bizim mali müşavirimizin kesmiş olduğu serbest meslek makbuzu masamıza gelmesi gerekir. Bakıyoruz 1000 lira brüt düzenlemiş. 200 lira gelir vergisi var arkadaşlar. %20. Başka neyimiz var arkadaşlar? 031 koduyla arkadaşlar yıllara yaygın inşaat işlerine ait hak ediş faturasına ait %3 stopaj. Gelin arkadaşlar aşağıda onun açıklamasını da yapalım. Bakın arkadaşlar 031. 031'de arkadaşlar %3 hak ediş stopaj kesintisi. Bu ne demektir arkadaşlar? Karşınıza nasıl çıkacak böyle bir şey? Her firma yaşamıyor arkadaşlar bunu. Birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin olarak yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden yapılan %3 vergi kesintisi bu koda, yani 031 koda yazılır ve ödenir muhtasada arkadaşlar. Gelen hak ediş faturasındaki matrağımız var arkadaşlar. Bize hak ediş faturası geliyor. Bu hak ediş faturasının matrağının %3'ünü taahhüt işini yapan, yani faturayı kesen firmadan kesinti yapılarak bu kesinti muhtasar ile vergi dairesine ödenir. Yaptırdığımız inşaat var arkadaşlar. Yaptırdığımız inşaata ait taahhüte bağlı yıllara yaygın olarak inşaatımızın mekanik, tesisat ve mermer işlerinden dolayı taahhüt işi yapan firma tarafından bizim firmamıza hak ediş faturası kesilmiştir. Yani gelen faturada brütün, matrahın anlamında %3'ünü biz arkadaşlar o firmadan, bize fatura kesen, hak ediş faturasını kesen firmadan %3'ü kesiyoruz. Biz muhtasarla bu %3'ü 031 koda ilave edip, belirtip, beyan edip ödüyoruz arkadaşlar. Böyle bir olayı da yaşadığımızı kabul edelim. Bize hak ediş faturası geldi. Biz de bu hak ediş faturasından matrahtan %3 kesinti yaparak muhtasarla vergi dairesine bildirip ödüyoruz. Evet arkadaşlar, örneğimi attım tabi. Gelen faturanın matrağı 10.000, onun %3'ü 300 lira. Başka neyimiz olsun? Arkadaşlar kiracıyız firma olarak. 0.41, bakın kiramız 2.000 lira brüt, %20 kesintisi de 400 lira. Evet arkadaşlar, başka neyimiz olsun? 0.61 kar dağıtımı, kurum stopajı %15. Onun için arkadaşlar bu 5.000 lirayı tabii ki örnek olarak attım. Brütümüz 5.000 lira, dağıtacağımız kar, ondan kesilmesi gereken %15 kurum stopajı da 750 olarak arkadaşlar. Gelin bu açıklamayı aşağıdan bakıp öğrenelim arkadaşlar. Şuradaki 061 kodu olarak kar dağıtımı ile alakalı neler bilmemiz gerekiyor? 61 kodu kar dağıtımı. Tam mükellef kurumlar, şirketler tarafından tam mükellef gerçek kişilere, yani biz AŞ ya da limite şirketi olduğumuzu kabul ediyoruz arkadaşlar. Tam mükellef kurumlar tarafından tam mükellef gerçek kişilere, yani şahıs işletmelere, ticaretle uğraşan şahıs işletmelere, gelir ve kurumlar mükellefi, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara ya da dar mükellef gerçek kişilere kar dağıttığımızda arkadaşlar, kar dağıtımı yaptığımızda %15 stopaj kesilerek kurum stopajı olarak karın dağıtıldığı döneme ait muhtasar ile vergi dairesine ödenir. Arkadaşlar şöyle basit bir örnek vereyim. Biz tam mükellef kurumlar mükellefiyiz. Yani anonim ya da limite şirketiyiz. Biz ortağımıza kar dağıtacağız ve ortağımız da vatandaş, gerçek kişi, vergi mükellefi olsun ya da olmasın. Kar dağıtımı yaptığımız zaman arkadaşlar %15 stopaj keserek kalanı ortaklara dağıtacağız arkadaşlar.
O kestiğimiz %15 stopajı arkadaşlar gelip burada muhtasar beyannamesine yazarak vergi dairesine, gelir dairesine ödüyoruz arkadaşlar. Benim örneğimde de kar 5000, ondan kesilmesi gereken tutar da %15, 750 lira arkadaşlar. İşte biz bu 750'yi muhtasar beyannamesine beyan edip ödeyeceğiz arkadaşlar. Sırada ne var arkadaşlar? 137 kodu, yani reklam hizmeti. Bunun da açıklamasını aşağıda görelim. 137 arkadaşlar, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ait. Reklam hizmeti verenlerden, bu hizmetin verilmesine aracılık edenlerden, gerçek kişilere ve dar mükelleflere, arkadaşlar tam mükellef kurumlar hariç, dar mükelleflere yapılacak ödemelerden mükellef olup olmamasına bakılmaksızın %15 oranında vergi, yani stopaj tekifatı yapılacaktır. Vergi kesintisi yapılacaktır ve muhtasar ile ödenecektir. Reklam hizmetlerinde arkadaşlar şöyle düşünelim. Biz reklam alıyoruz. 137 internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ait. Şöyle bir şey yaşadığımızı kabul edelim. Şirket olarak internet ortamında biz reklam verdiğimiz zaman, yani reklam hizmetini alan taraf olarak biz, reklam hizmetini veren karşı taraftan %15 stopaj kesintisi yaparak muhtasar ile ödüyoruz. Evet, fakat karşı taraf, reklam hizmeti veren firma, bize, firmamıza reklam hizmetini veren firma, tam mükellef kurumlar ise stopaj kesintisi yapmıyorsunuz arkadaşlar yapacağınız ödemeden. Demek ki reklam, internet ortamında reklam hizmeti biz kimlerden alırsak %15 kesinti yapıp muhtasarla ödüyoruz. Dikkat edin arkadaşlar, gerçek kişi olacak bize reklam hizmetini veren veya dar mükellef olacak. Gerçek kişiler veya dar mükelleflerden firmamıza reklam hizmeti alırsak biz reklam hizmeti veren firmalardan %15 keserek muhtasar ile beyan ediyoruz ve ödüyoruz. İnternet ortamında reklam hizmetlerinde %15 muhtasar stopajının dışında başka ne kesinti olması gerekiyor? Bakın arkadaşlar, reklam hizmetlerinde KDV mevzuatı açısından da inceleyelim. İnternet, Google, Facebook ve benzeri firmalardan internet ortamında reklam hizmeti alırsak arkadaşlar, reklam hizmeti aldığımızda %15 stopaj haricinde, dışında ayrıca %18 KDV hesaplanarak sorumlu sıfatı ile, yani KDV 2 beyannamesi ile biz beyan ederiz ve ödemesini yaparız. Arkadaşlar, demek ki internet ortamında reklam hizmeti aldığımızda sadece %15 stopaj kesintisi yok. Onun dışında arkadaşlar, bakın, internet, Google, Facebook gibi firmalardan reklam hizmeti aldığımızda %15'in dışında %18 KDV hesaplayarak arkadaşlar sorumlu sıfatıyla KDV 2 beyannamesini firmamız dolduruyor, beyan ediyoruz ve ödüyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki bu konumuz muhtasar konusu. Ben KDV 2 beyannamesine bu %18'i nasıl doldurup beyan edeceğim diye bilmiyorum diyen arkadaş, şuradaki parantezi okuyorum. Bakın, KDV 2 beyannamesi uygulamalı eğitim videom var arkadaşlar. Ona bakabilirsiniz. Oradan KDV 2 beyannamesi uygulamalı eğitim videomda anlattım KDV 2 beyannamesini. Oradan bakıp bu ödemeyi, beyanı nasıl yapacağınızı oradan takip edebilirsiniz. Ben muhtasara devam ediyorum. 137 kodunu da öğrendik arkadaşlar. Reklam hizmeti aldık. 1000 TL brüt, 150 lira. %15 stopaj kestik arkadaşlar. Onu da buraya yazdık. Gelelim, başka ne yaşadık? 145 kodu. Arkadaşlar, biz gider pusulası düzenledik işçilik olarak. Peki, buna bir örnek vereyim. Ne oldu da böyle bir gider pusulası düzenledik? Arkadaşlar, gider pusulası kimlere düzenlenir firmamız olarak? Biz matbaadan gider pusulası yaptırırız. Ne zaman kullanırız? Firmamız için şöyle bir örnek vereyim. Biz malı teslim edeceğiz. O gün depodan taşıta, arabaya malımız yüklenmesi lazım. Oradan da müşterinin deposuna inmesi lazım. Yani işçilik
yaptıracağız. Fakat o gün işçimiz hastalandı, gelmedi. Vatandaşın birine diyoruz ki bu taşıma işçiliğini yapar mısın? Anlaşma gereği ne yapıyoruz? Karşı tarafa biz bir net ödeyeceğiz. Onun brütünü buluyoruz. Yani brütü nasıl buluyoruz arkadaşlar? Ödeyeceğimiz neti 0.90'a bölerek brütü buluyoruz. Ve o gider pusulasını düzenliyoruz. O gider pusulasında da %10 kesinti yapıyoruz. Bakın onu da muhtasarla ödüyoruz. 500 lira brüt düzenledik gider pusulasında. Ve %10 işçilik olduğu için 50 lira da %10 kestik ve muhtasarla ödüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 145 kodunda gider pusulası bulunduğunuz ayda bir tane de düzenleyebilirsiniz. Birden fazla da olabilir. Ben burada bir tane düşündüm. Siz birden fazlaysa hepsinin brütlerinin toplamı ve hepsinin gelir vergisinin toplamını ne yapıyorsunuz? Yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir de gider pusulası olarak hurda aldığımızı kabul ediyoruz. Vergi mükellefi olmayan arkadaşlar, yukarıdaki 145 kodu da buradaki 146 kodu da vergi mükellefi olmayan kişilerden, yani vatandaşlardan işçilik de almış olabiliriz. Vergi mükellefi olmayan kişiden hurda alımı da yapmış olabiliriz. Benim örneğimde vergi mükellefi olmayan kişiden işçilik yaptırdık. Bakın 500 ve 250 lirayı burada gösterdim. Bir de 146 koduyla vergi mükellefi olmayan kişiden hurda alımı yaptık iş konumuz olarak. O vatandaşa arkadaşlar aldığımız hurdadan dolayı brütten buluyoruz brütü. %2'sini kesiyoruz ve muhtasarla vergi dairesine ödüyoruz. Aldığımız hurdanın brütü 1000 lira arkadaşlar. Kesinti de %2 20 lira arkadaşlar. Başka bu muhtasar beyanname silergesine ne ekliyoruz arkadaşlar? 302 kodu. Bu da son arkadaşlar. 302 kodu arkadaşlar, maaş ve maaşa ait, ücretlere ait damga vergilerinin brütlerini yazıyoruz arkadaşlar. Ve damga vergilerinin toplamını yazıyoruz. Evet arkadaşlar, şuradaki notumda muhtasar beyannamesine yazmayacağımız, ödemeyeceğimiz damga vergisi teşvikten kaynaklı. Bakın arkadaşlar, ilk başta anlatmıştım. Peki arkadaşlar, gelelim burada ekler bölümünden bahsedeyim. Muhtasar beyannamesine geçtiğimiz zaman arkadaşlar, ekler bölümünde şu kısmı açıklamasında yapayım. İş yeri, merkez ve şube kodu soruyor arkadaşlar beyanname. Nereden bulacaksınız? Tabii ki siz bir önceki ayın muhtasar beyannamesinde hazır var. Fakat ilk defa gönderecek arkadaşlar için nereden bulacak? GİB, yani internetten gelir idaresine giriyorsunuz. E-beyanname kısmı. Sonra müşavir şifresi, mali müşavirinizin şifresiyle giriyorsunuz. Mesajlar bölümü. Orada şube bilgileri sorgulama ekranına geliyorsunuz. Firmanızın vergi numarası ve vergi dairesini yazarak sorgula deyince arkadaşlar iş yeri kodu, şube kodu geliyor. Evet arkadaşlar, beyannameye geçmeden evvel son aşama. Muhtasar beyannamesini kimler aylık verir? Hangi firmalar? Bakın arkadaşlar, personel sayısı 10 kişi ve üzeri olan işletmeler her ayın 26'sına kadar aylık beyanname gönderir ve 26'sında öder. Peki muhtasar beyannamesini kimler 3 aylık verir arkadaşlar? Personel sayısı 9 kişiye kadar olan işletmeler, yani 10 kişinin altında personel çalıştıranlar 3 aylık muhtasar verme hakkı var arkadaşlar. 3 aylık muhtasar beyannamesi vermek isteseniz hangi dönemlerde vereceksiniz arkadaşlar? 1. dönem Ocak, Şubat, Mart beyannamesini 26 Nisan'a kadar. 2. dönem olarak Nisan, Mayıs, Haziran aylarını 26 Temmuz'a kadar veriyorsunuz. 3. dönem Temmuz, Ağustos, Eylül muhtasarını aylarını 26 Ekim'e kadar veriyorsunuz. Son dönemi Ekim, Kasım aralığı da yeni yılın Ocak ayına kadar hem beyannameyi internetten veriyorsunuz hem de ödemesini 26'sına kadar yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu açıklamalarımdan sonra, bunlar önemli. Bunlar olmadan muhtasar beyannamesini dolduramazsınız. Bu açıklamalarımdan sonra gelin BDP programı üzerinden
beyannamemizi dolduralım. Evet arkadaşlar, bu çizelgeye bakarak gelin dolduralım. Ben burada BDP programını da hazırladım. Nasıl tekrar sıfırdan çağırırsınız muhtasar beyannamesini? BDP'ye girdiğiniz zaman dosya, siz yeni diyorsunuz. Muhtasarı buluyorsunuz arkadaşlar burada. Tek başına muh yazan arkadaşlar. Bakın. Muh yazan, çift tıkladığınızda ya da tamam dediğinizde seçmiş oluyorsunuz. Ben seçtiğim için tekrar tıklamıyorum. Yani siz sıfırdan, demek ki nereden geliyorsunuz? Ana menüden dosya, BDP'ye girdikten sonra dosya, yeni diyorsunuz. Ve burada muh yazan satırı bulup, bakın muh yazan satırı bulup tıklıyorsunuz, tamam diyorsunuz. Evet arkadaşlar, ben bunu ekrana getirdiğim için buradan devam ediyorum. Ne diyor burada? Vergi dairesi. Seçiyorsunuz. Ben burada seçtim. Bakın, çağırıp seçtim. Aylık. Benim örneğim aylık arkadaşlar. Siz 3 aylık seçerseniz buradaki Excel tablonuzu tabii ki 3 aylık ücretler, 3 aylık içinde kıdem, ihbar, 3 aylık huzur hakkı ve burada ne varsa 3 aylık bilgileri toplayıp yapıyorsunuz. Ben burada aylığı yazdım arkadaşlar. Ay Temmuz seçtim. Evet arkadaşlar, yıl 2019. Arkadaşlar burada şirketimizin vergi numarası. Ben tabii ki önceden yazdığım için sizde de önceden şurada kayıtlar kısmında arkadaşlar bakın hem mükellef bilgileri olacak, yoksa çağıramazsınız. Kayıtlarda hem de mali müşavirinizin bilgileri olacak ki çağırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben burada vergi numarası olarak 11 diye atıyorum. Tabii ki şirketinizin vergi numarası. Çift tıkladığınızda arkadaşlar ya da 3 noktaya tıkladığınızda hazır geldi şirketimizin bilgileri. Arkadaşlar şurada var ne demek? Bundan sonraki aylarda bizim muhtasar ilgilendiren bilgilerimiz olacak mı? Tabii ki her şirketin var. Olacak. O yüzden var diyorsunuz. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Vergiye tabi işlemler. Sırayla gidiyoruz menüden. Arkadaşlar burada gördüğünüz kodların aynısını burada çağırıyorsunuz. Bakın ödemelerin Türk kodu, ödemelerin Türk kodu. Artı ile açıyorum. Ne diyor burada? 11'i çağır. Tıklıyorum arkadaşlar. 011'i seçiyorum. Ödemelerin gayri safi tutarı. Bakın arkadaşlar, çizelgemden ne kadar? 2558.40. Gelip yazıyorum. Enter'ladığınızda vergi kesintisine geliyorsunuz. Ve vergi kesintisi ne kadar arkadaşlar? 326.20. Gelip burada 326.20'yi yazdım. Sırada ne var? 012 kodu. Artı ile açıyorum. 012'yi çağırıyorum. Evet arkadaşlar. Bakın diğer ücret. Ne kadar? 4341.62. 4341.62 yazıyorum. Vergi kesintisine geliyorum. Buradaki 733.80'i bakın arkadaşlar, onu yazıyorum. 733.80. Sırada ne var arkadaşlar? 013 kıdem verdiğimizi kabul ediyoruz. Artı hemen 13'ün üzerine gelip seçiyorum ve kıdemin brütünü yazıyorum. 4848.80. 4848.80. Onu da yazdım. Kıdemde arkadaşlar gelir vergisi olmayacağı için 0 yazıyorsunuz. Buraya gelir vergileri yazılıyor. Artıyla devam ediyoruz. Sırada ne var? 14'te kaldık. Hemen 14'ü çağırıyorum. Huzur hakkı. Ve tutar olarak 4500 lira. Gelir vergisi 900 lira. Bakın arkadaşlar, kıdem de bitti, huzur hakkı da bitti. Sırada ne var? 15 kodu. 15 kodu için ne diyor? İhbar. Artı ile açıyorum. 015'i çağırıyorum. İhbar brütüne kadar 4775.68. 4775.68 yazdım.
İhbardan kesilen gelir vergisi 716.35. Bakın. 716.35. Onu da yazdım. Sırada ne var arkadaşlar? 15'te bitti. 22. 22 koduyla çağırıyorum. Evet arkadaşlar. 22 kodunun brütüne kadar 1000 lira. Gelir vergisine kadar 200 lira. Bakın. Sırada ne var? 031 kodu. 031 için artı diyorum. Yeni satır açıyorum. 031'i buluyorum arkadaşlar. Ve tutar kısmına 10.000 lirayı yazıyorum. Evet arkadaşlar. Ve kesinti tutarı 300 lira. Artıyla açıyorum satırı. Sırada ne var? 0.41. Yani kirada. Bakın. Kira seçtim. Kiranın brütü ne kadar arkadaşlar? 2000 benim örneğimde. Kesinti gelir vergisi 400, %20. Artı ile devam ediyorum. Sırada ne var arkadaşlar? 061 kodu. 061 kodunu hemen çağırıyorum. Evet arkadaşlar. 061'in brütü 5000. Kar dağıtımı ile alakalı. Ve kesinti tutarı 750. Kurum stopajı. Devam ediyoruz. Sırada 137 var arkadaşlar. Reklam hizmeti ile alakalı. Artı ile açıyorum. ...137'yi seçmem gerekiyor. Hemen geliyorum. 137'yi seçiyorum arkadaşlar. Brüt ne kadar arkadaşlar? 137'de 1000 lira. Kesinti tutarına kadar 150 lira. Sırada ne var? 145 arkadaşlar. Gider pusulası. Hemen artıyla açıyorum. 145'i yazarak da bulabilirsiniz. Aşağı okla da seçtim. 145'in brütü 500 lira arkadaşlar. Kesintisi işçilik olduğu için %10. 50 lira. Evet arkadaşlar. Artıyla sırada 146 kodu var. Yazarsam daha hızlı gelirim. Yazdım 146. 146'da 1000 lira arkadaşlar. Brüt. Kesintide %2 olduğu için 20 lira. Arkadaşlar ne kaldı? Son. 302 kodu. Arkadaşlar bu 302 kodu ücretlere ait brütlerin, maaşlara, ücretlere ait brütlerin tutarını ve kesilen damga vergileri yazılı. 302 kodunu seçtik. Çizelgemize biz önceden tabii ki hazırlamış olmamız lazım. Arkadaşlar maaşlar, ücretlere ait yani damga vergisi, kesintisi yapılan ücretlerin, brütlerin toplamını yazıyorsunuz arkadaşlar. Asgari ücretin brütü, diğer ücretlerin brütü, kıdemde damga vergisi var, huzur hakkında damga vergisi var, ihbarda damga vergisi var. Evet arkadaşlar, işte bu damga vergilerinin brütleri yazılıyor arkadaşlar. Yani damga vergisini biz hangi tutardan hesapladık? Bu saydığım ücretlerden, diğer ücret, kıdem, huzur, ihbar. Ne yapmış olduk? Bunların brütlerini yazmış oldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 18.466 onu ne yapıyorum? Gelip çizelgemden hazırladığım için yazıyorum. Sırada ne var? Vergi kesintisi. Arkadaşlar damga vergisi kesintisi. Bakın. Şöyle düşünün arkadaşlar. Ben şunu siliyorum bilerek. Bir şey öğretmek istiyorum. Ben 302 kodu maaş ücretlere ait damga vergisinin brütünü yazmadan ki toplama bakın arkadaşlar 41.524. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu tutar 302 kodunu daha yazmadan evvelki tutar olduğu için dikkat edin ben bu 18.000
466, onu da yazmak zorunda değil miyim? Yazıyorum. Bakın değişmedi. Demek ki buradaki brütler toplamına en son yazdığınız 302'yi almayacak arkadaşlar. Bu bilgi bazında yazılıyor buraya. Yani bu 302'nin brütü şuradaki toplama dahil edilmiyor. Program zaten yazılımı bu şekilde. Peki ne kadar kesinti yaptık? Vergi dairesine biz ne kadar ödememiz gerekiyor? Arkadaşlar şuraya bakalım. 302'nin devamı. Tevkifata ilişkin damga vergisi. Yani ücretlerden kesilen damga vergilerinin toplamı. 140.16. Evet arkadaşlar, bu 140.16 nereden geldi arkadaşlar? Dikkat edin. Şuradaki kırmızı satır hariç siyah satırda olanların, yani diğer ücretlerin damgası, kıdemin damgası, huzur hakkındaki damga vergisi, ihbardaki damga vergisinin toplamını yazdım arkadaşlar. 19.42, en baştakini katmadım arkadaşlar. Neden katmadım? Çünkü bizim 17.103 ya da 27.103 teşvik anlamında çalıştırdığımız bir personelimiz olduğu için mevzuat ne diyordu? Damga vergisini siz ödemeyin. İşte biz de burada damga vergisini arkadaşlar ödememek için buraya yazmıyoruz. O yüzden 140.16'nın içinde kırmızı olan 19.42 teşvike ait damga vergisi ödenmeyeceği için katmadım. O yüzden 19.42 hariç toplam arkadaşlar. Teşvik damga vergisini katmıyorsunuz. Ben geliyorum. Bu açıklamamdan sonra 140.16 ödenecek damga vergisini yazdım. Evet arkadaşlar, ne yapmış olduk? Vergiye tabi işlemler, matrah ve vergi bildirimini, buraya dikkat edelim. Buradaki toplam tutar 41.524.50. 302 kodunun brütü haricindeki tutarların toplamı. Peki kesintisi ne kadar arkadaşlar? Vergi kesinti tutarı 4.546.35. Görüyor musunuz? Buradaki 140 lira bunun içinde değil arkadaşlar. Demek ki 302 kodundaki brüt de vergi de bu iki toplama dahil edilmiyor arkadaşlar. Programın yazılımı bu şekilde. Evet arkadaşlar, devam edelim. Bizim burada dikkat etmemiz gereken ne var? 4447 sayılı kanunun geçici 21. maddesi kapsamında telkin edilecek tutar. Arkadaşlar bu tutar nedir biliyor musunuz? 134.32. Yani bizim burada şu teşvikte arkadaşlar telkin edeceğimiz, ödemeyeceğimiz, teşvikten dolayı ödemeyeceğimiz 134 liraya gelip ben buraya yazıyorum. Peki arkadaşlar, bu rakam buraya yazmadan evvel neyi doldurmamız gerekiyor? Arkadaşlar ekler kısmı var. Bu rakamı biz ayrıyetten ekler bölümüne de tanıtıyoruz. Bu sayfa bittikten sonra 134.32'nin nasıl doğduğunu ekler kısmında hem göreceğiz hem doldurmuş olacağız. Devam edelim. 134.32 neymiş arkadaşlar? Teşvikten faydalanan bir kişinin asgari ücrete denk gelen kısmının gelir vergisinden düştükten sonra, AGİ'ye düştükten sonra kalan tutarı biz ne yapacağız? Ödemeyeceğimiz için buraya yazacağız. Yani telkin edeceğiz. Bakın yazdığım an sistem BDP programı 4546.35'ten 134 düştü. Kalan ödenecek tutarı gösterdi. 4412. Devam edelim. Bizim bir de asgari geçim indirimimiz var arkadaşlar. Burada asgari geçim indirimi 3 kişi de var. Bakın asgari geçim indiriminden doğan mahsup edecek gelir vergisine ne yazmamız lazım? Çalışanlarımız ne kadar asgari geçim indirimi AGİ hak etti? Onlara ödememiz gereken tutar. İşte buradaki gelir vergisinden mevzuat diyor ki burada bana ödeyeceğiniz gelir vergisinden düşün, çalışanına ödeyin. Yani vergi dairesi tarafından aracı olarak firmalar aracılığıyla çalışanlara ne yapılıyor? Ödenen bir kesinti. Vergi dairesine ödemediğimiz, çalışanlara ödeyeceğimiz asgari
geçim indirimi arkadaşlar nedir toplam olarak? Üçünün toplamı. Bakın şu üçünün toplamı 575.64. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. 575.64. AGİ'yi de yazmış olduk. Asgari geçim indirimi çalışanlara ödeyeceğimiz. Sırada ne var arkadaşlar? Dikkat ederseniz burada otomatikmen kendisi mahsup edilecek vergiyi burada gösterdi. Yani AGİ'yi 4412'den düşmüş olacak. Bir deneyimiz var arkadaşlar. Tevkifata ilişkin damga. Arkadaşlar tevkifata ilişkin damga şuradaki tevkifata ilişkin damga 140.16. Bakın ödeyeceğimizi yazıyoruz. Yani 140.16 yazıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 140.16'yı çizelgeden bakıp ne yapmış oldum? Yazmış oldum. Evet arkadaşlar bu sayfada yapacaklarımız bu kadar. Bu sayfadan sonra sırada ne var? Ödemeler kısmı. Şöyle tabloyu da görelim. Ödemeler kısmına gelelim. Ödemeler kısmında arkadaşlar eğitim video süresi uzamasın diye ben hazırladım. Siz tabii ki kendinize göre ilgili kişileri yazacaksınız. Arkadaşlar buraya neler yazılır? Bakın tevkifata tabi ödemelere ait bildirimler. Çalışanların dışında kalan yazılır arkadaşlar. Gelin başlayalım. 022. Mali müşavirimiz bize gelen kesinti yapılan evraklarla ilgili kimlerden kesinti yaptık? Kimler adına bu ödemeleri yapıyoruz? İlk adım 022 olsun. Serbest meslek makbuzu. Bakın sözde mali müşavirin adı soyadı, adresi, TC'si, Türk kodu arkadaşlar. Burayı açarak göstereyim. Buradan seçiyorsunuz 022 kodu. Bakın gayri safi tutarı. Bakın çizelgemizde 1000 lira serbest meslek makbuzu bize gelen. Sonra enterlarla ben devam ediyorum. Ödemeye ait düzenlenen belgenin türü. Bakın arkadaşlar şuradan seçebiliyorsunuz. Gelen makbuz nedir? Evrak nedir? Bize gelen serbest meslek makbuzu seçtim. Devam ediyorum. Ödediğimiz tarih yazıyorsunuz. Serbest meslek makbuzuna ait ödeme belgesinin seri numarası. Kesilen vergi arkadaşlar zaten burada görüyorsunuz. KDV tevkifatı yok diyorsunuz. Şurayı açabilirim. Yok diyorsunuz. Adres numarası olmaz. Evet arkadaşlar. Sırada ne var? İkinci satır. Arkadaşlar ikinci satır 031 kodu. Yani gelip %3 stopajı hangi firmadan kestik? Vergi dairesine ödüyoruz. İşte bakın Türk kodu 031 ve sözde bize fatura kesen karşı taraf. Onun bilgilerini yazıyorsunuz arkadaşlar. Türk kodunu seçtik. Gayri safi tutar. Çizelgeden yazıyoruz. Fatura olduğu için bakın arkadaşlar burada menü geliyor. Fatura geldiği için hak ediş faturası onun bilgileri. Faturanın tarihi, sıra seri numarası, kesilen vergi %3. O faturadaki matrağın %3'ü zaten benim çizelgemde var. KDV tevkifatı yok seçiyorsunuz. Adres ne olmaz. Ülkeyi geçiyorum. Hizmeti Türkiye'de alıyoruz. Evet arkadaşlar. Sırada ne var? 041. Bakın 041 kodu. Mülk sahibimizin bilgileri. Biz kiracıyız firma olarak. Mülk sahibi kim? Onu yazıyorsunuz. Ben burada tabii ki attım. Bilgileri yazıyorsunuz. 041 kodu seçiyorsunuz arkadaşlar. Brüt çizelgeden bakıyorsunuz. Evet arkadaşlar buraya dikkat edin. Kira adı altında ifade yok. Onun yerine diğeri seçiyorsunuz. Bakın seçtim. Ödeme tarihi. Ne zaman ödediniz kirayı? Makbuz numarası. Bankadan ödenir kiralar. Ve kesinti tutarı. Bakın 400 lira. Onu da yazdım. KDV tevkifatı yok seçiyorsunuz. Her defa. Bakın. Arkadaşlar burası önemli. Sadece kirada adres no yazılır. Adres no'yu da arkadaşlar nereden bulacaksınız?
siz devam eden firmaya giriyorsunuz. Oradaki bir önceki muhtasar beyannamesine bakın. Aynı bilgiler buraya yazılır, adres numarası. Peki adres numarası ben ilk defa öğrenmek istiyorum diyenler, internetten adres no sorgulama diye bir, doğrulama diye bir site var arkadaşlar. Orada size soruyor. İl, ilçe, mahalle, sokak, cadde, bina numarası, daire numarası, iş yeri. Oradan bulup gelip buraya yazıyorsunuz. En kestirme kısa yol, bir evvelki muhtasar beyannamesinden bakıp yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, sırada ne var? 41 de bitti. Gider pusulası arkadaşlar. Bakın, gider pusulası kime düzenledik? Bakın, gider pusulası 145. Düzenlediğimiz kişinin adı, soyadı, adresi, TC'si ve çizelgenizden bürüt 500 lira. Buraya dikkat edin. Tür, belge türü gider pusulası seçtim. Hangi tarihte düzenledim, ödedim. Seri sıra numarası ve kesilen tutar arkadaşlar 50 lira. Hep çizelgeden bakıyorsunuz. Tevkifat yok gene. Adres olmaz. Geçiyorum. Sırada ne var? 146. Bakın 146 olarak hurda alımını vatandaştan yaptığımı düşündüğüm için ne yapıyorum? O vatandaşın adını, soyadını, adresini, TC'sini, Türk odunu zaten gördük ve çizelgeden bürütü yazıyoruz. Gider pusulası olarak gene seçiyoruz. Ödeme tarihi, düzenleme tarihi, ödeme ve kesinti tutarı çizelgeden bakıp yazıyorsunuz. KDV tevkifatı yok. Adres ne olmaz. Geçiyorum. Evet arkadaşlar, ne kaldı? 137 kaldı. Arkadaşlar 137 neydi? Reklam hizmeti. Bakın reklam hizmetine geliyoruz. 137'yi seçiyoruz. Ve karşı taraf, bize reklam hizmetini veren karşı tarafın bilgilerini yazıyoruz. Adresi, TC'si ya da vergi numarası, şahıs firmasına göre değişiyor arkadaşlar. Tür kodu, 137'yi seçtik. Gayri safi tutarı dediği bürütü arkadaşlar. Arkadaşlar burada diğeri seçiyorsunuz. Ödemeye ait ödeme belgesinin tarihi, seri numarası, kesilen vergi tutarı. Evet arkadaşlar 137. Evet arkadaşlar onu da yazdık. KDV tevkifatı yok. Adres ne olmaz. Evet arkadaşlar ben burada sırayla giderken sadece 137'yi en sona atladığım için en sona ilave ettim. Tabii ki siz sıra numarasıyla giderseniz daha uygun olur. 022, 31, 41. 41'den sonra 137'yi alırsınız. Sonra 145, 146 en son. Yani sıra numarasına göre giderseniz daha uygun olur. Ben atladığım için en sona 137'yi yazmışım. Ödemeler kısmını da bitirdik. Vergi bildirimine gelelim. Arkadaşlar vergi bildiriminde neyi yazacağız? Dikkat edin. Asgari ücretli aylık olduğu için buraya 3 aylık olsaydı 1. ay, 2. ay, 3. ayda çalışanları yazacaktım. Asgari ücretli bizde bir kişi çalışıyor bakın. Diğer ücretli dikkat edin hem yüksek ücret alan 012 kodu bir kişi. Arkadaşlar huzur hakkı alanı da bir sayıyorsunuz. Şirket ortağı da olsa, yönetim kurulu üyesi de olsa, sigortalı olmasa da arkadaşlar kişi sayısına ilave ediyorsunuz. Bakın diğer ücretler bir kişi, huzur hakkı alan bir kişi, iki kişi yüksek ücret alıyor anlamında. Toplam 3 kişi, bilgi olarak da bunlar yazılıyor. Ve SGK'dan muaf, yani SSK'sı ödenmeyen kim var arkadaşlar burada? 2 kişi var. Biri teşvikten faydalanan asgari ücretli, diğeri huzur hakkı. Bunlar da SGK kesintisi olmadığı için, SGK ödenmediği için arkadaşlar bilgi bazında 2 kişi yazıyoruz. Dikkat edin arkadaşlar matraha. 41.524.50 nereden geldi? Vergiye tabi işlemlere bakın. Görüyor musunuz? 41.524.50 buradan geldi. Program oraya atıyor otomatik. Peki vergi bildirimine geri dönelim. 4.412.03 nereden geldi? Tahakkuk eden. Bakın arkadaşlar.
4412 terkinden sonra, teşvikteki terkinden sonra kalan 4412. Peki devam edelim. 575-64 nereden geldi arkadaşlar? Mahsup. Bakın şuradaki asgari geçim indirimi, yani 3 kişinin hak ettiği AGI. Peki arkadaşlar, ödenecek vergi. Demek ki bu ödenecek vergi nasıl oldu arkadaşlar? 3836-39'a nasıl düştü? Bizim tahakkuk eden vergimiz aslında 4412-03. Fakat bu tahakkuk edenden 575-64 asgari geçim indirimi, bakın tekrar görün, asgari geçim indirimini mevzuat burada otomatik düşüyor. Ödenecekten asgari geçim indirimini düşüyor. Kalanı vergi dairesine, firmamıza ödeyin diyor. İşte ödenecek rakam 4412-03'ten 575-64 asgari geçim indirimini düşüyoruz. Kalanı vergi dairesine ödeyeceğiz. 140-16 nereden geldi arkadaşlar? Bakın vergide, vergiye tabi işlemlerde tekifata ilişkin damga vergisini biz buraya yazdığımız için BDP sistem olarak alıp burada gösteriyor arkadaşlar. Ödeyeceğimiz vergi neymiş arkadaşlar? 3836-39 artı 140-16. Peki arkadaşlar ne kaldı? Ekler kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar ekler, eğitim videom çok uzun olmasın diye ben size hazırladım. Öncelikle eklere geliyorsunuz. İş yeri bilgileri. Bu iş yeri bilgileri size bu çizelgenin en altında açıklamasını yapmıştım arkadaşlar. İş yeri merkez mi şube mi? Merkez. İş yeri kodu. Bunu şuradaki arkadaşlar açıklamama gelelim. Şuradaki açıklamama bakın, ekler bölümünde burayı okuduğunuz zaman nereden bulup yazıyorsunuz, burası size açıklıyor. İlk dakikalara bakarsınız arkadaşlar. Peki başka nereden bulabiliriz? Bir önceki muhtasar beyannamesine bakın arkadaşlar. Orada zaten iş yeri kodu yazar. Ama bulamadığınız takdirde, ilk defa yaptığınızda bu çizelgede açıklamıştım. Az evvel gösterdiğim ekranda orayı okur, bulur, yazarsınız. Ben burada hazırladım. Merkezimiz var. Şubemiz yok, kabul ediyoruz. Olursa yeni satıra şubeyi de yazıyorsunuz arkadaşlar. Şubeyle ilgili, merkezle ilgili ayrım yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar, bizde çalışanlar merkezde çalışıyor. İş yeri kodu, dediğim gibi ben bir yazdım. Bir önceki muhtasardan bakarsınız. Bunu gene muhtasardan bakarsınız. SSK dosya numaramız. Bir önceki muhtasar beyannamesinden arkadaşlar bakılıyor. Toplam işçi sayısı hem asgari ücrette hem diğer ücrette 2 kişi. Huzur hakkı alanı da katıyorsunuz arkadaşlar, 3 kişi. İş yeri tescilci numarası. Bir evvelki muhtasar, bir evvelki muhtasar. Bu da faaliyet kodu. Bir evvelki muhtasarınızdan bakacaksınız. Şirketimizin bilgileri. Adres numarası. İş yeri şube mülkiyet durumu. Kiracı mıyız değil miyiz arkadaşlar? Ücretlere ilişkin gelir vergisi matrahını nereden bulup yazıyoruz arkadaşlar? Bodrum'unuza bakıyorsunuz arkadaşlar. Bodrum'daki asgari ücretler, diğer ücretler, huzur hakkı, yani 0, 11, 12, 14, 15 kodlarını ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Toplamını yazıyorsunuz. Evet arkadaşlar, ücretlere ilişkin gelir vergisi kesintisi de sizin 0, 11, bakın asgari ücret 0, 11, diğer ücret 0, 12, 0, 14 huzur hakkı ve 0.15 ihbara ait hesaplanan, kesilen gelir vergilerinin toplamı arkadaşlar. Devam edelim. Asgari geçim indirimi arkadaşlar, çalışanların 3 kişinin asgari geçim indiriminin AGI, yani toplamı. Bunları yazıyorsunuz arkadaşlar bilgi bazında. Başka ne var? İstihdamın teşvikine ilişkin bildirim arkadaşlar. Buraya gelelim. Bir de burası dolduruluyor. Bizim 1703 ve 2703 teşvikten bahsetmiştim ya arkadaşlar, şuradaki. O bilgilerin detaylarını istiyor burada mevzuat. İstihdamın teşvikine ilişkin bildirim. Buraya ne yazıyoruz arkadaşlar? Bakın, bu teşvikten hangi kanun maddesinden yararlanıyorsunuz? 4447
sayılı kanun 19. maddesinden faydalanıyoruz arkadaşlar. Bakın çizelgemizde de var. Oraya çentik atıyoruz. Sonra en başa geliyoruz arkadaşlar. Şöyle gelelim en başa. İl kodunu soruyor. İstanbul iş yerimizin. SSK dosyamızın numarasını soruyor. Bir önceki muhtasarda aynı arkadaşlar. İş yeri şube kodu 1 arkadaşlar. Yukarıda yazmıştık iş yeri bilgilerini. Sigortalının adı soyadı. Evet arkadaşlar, bu teşvikten faydalanan kişinin adı soyadı. Tabii ki ben attım. Siz teşvikten faydalanan kişinin adını soyadını yazacaksınız. TC'sini, hangi aya ait teşvik, Temmuz ayını yazdım. İşe başlama tarihi firmamızda ne zaman başladı? Sözde 1/1/2018. Bu ay kaç ay, kaç gün çalıştı? 30 gün. Brüt ücreti, asgari ücret. Gelir vergisi matrahı Bodro'dan. Hesaplanan gelir vergisi AGI öncesi, asgari geçim indirimi öncesi. Asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi brüt ücret Bodro'dan. Gelir vergisi matrahı bu kişinin Bodro'dan. Hesaplanan gelir vergisi Bodro'dan. Asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi aynı zaten, asgari ücret olduğu için. Asgari geçim indiriminden önce zaten asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi. Bakın, hesaplanan asgari geçim indirimi teşvikten faydalanan kişi bekar olduğunu kabul ettiğimiz için 191.88 olarak yazdım. Arkadaşlar başka ne soruyor? Bakın, kendisi hesaplıyor. Asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisini baz alıyor arkadaşlar. Sizin teşvikten faydalandırdığınız çalışanınız asgari ücretten daha yüksek alsa bile o yüksek ücretten değil, asgari ücrete denk gelen gelir vergisini önce buraya yazın diyor. Bakın yazdık. Asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indirimi AGI düşüyor. Aslında kalanı bizim vergi dairesine ödememiz lazım. Fakat 1703, 2703 teşvikten faydalandırdığımız için firmamız bu 134-32 gelir vergisini ödemiyor. Terkin ediyoruz. Evet arkadaşlar, işte teşvik olayı bu arkadaşlar. Vergi dairesine ödenmeyecek tutar 134-32. Bu rakamı ben ne yapmış oldum arkadaşlar? Şurada size öğretirken bakın gelip 134'ü o eklerde önce yazıp sonra buraya da aktarabilirsiniz. Tercih sizin. Demek ki eklerde önemli iki tane yer var. İş yeri bilgileri, burada sorduğu satırları Bodro'dan bakıp yazıyorsunuz. İstihdam, teşvik varsa 2703. Bakın gelip burayı ne yapıyorsunuz? Sorduğu satırları bilgi olarak dolduruyorsunuz. Evet arkadaşlar, ekler kısmında bitirmiş olduk. Ne kaldı? Düzenleme bilgileri. Düzenleme bilgilerinde şirketimizin vergi numarası. Tabii ki ben burada 1-1 attım. Siz vergi numaranızı yazıp tıklıyorsunuz. Önceden kayıtlı olduğu için geliyor. Müşavirimizin vergi kimlik numarası. Önceden kayıtlı olduğu için geliyor. Yazdım, tıkladım, geldi. Evet arkadaşlar, ne yapmış olduk? Muhtasar beyannamesini bitirmiş olduk. Şöyle bir dolaşalım. Genel bilgiler, vergiye tabi işlemler, ödemeler. Buradaki ücretler hariç bakın neleri yazmış olduk. Türk Odun'a gelelim. 0.22 yazılır, 31 yazılır, 41 yazılır, 145 yazılır, 146 yazılır. Ben sırayı değiştirmişim. 137 yazılır. Evet arkadaşlar, bu kodlar hangilerini yaşıyorsanız onları gelip burada sorduğu bilgileri ne yapacaksınız? Dolduracaksınız. Sonra ne yaptık? Vergi bildirimini kendisi otomatik gösterdi. Tahakkuk eden 4.412, mahsup ödemeyeceğimiz 575, kalan 3.836.39'u ödüyoruz. Artı damga vergisini ödüyoruz. Ve asgari ücretli kaç kişi, diğer ücretli kaç kişi? SGK kesintisi yapılmayan, SSK ödenmeyen kaç kişi? SSK'dan muaf olan. Sonra ne yaptık? Düzenleme bilgilerine geldik. Şirketimizin vergi numarasını yazıp tıkladık, hazır geldi. Müşavirimizin vergi numarasını yazıp tıkladık, hazır geldi.
Ekleri de zaten göstermiştim. İş yeri ve istihdam teşvikini yazıyorsunuz. Evet arkadaşlar, son olarak muhtasar beyannamesini öncelikle kaydedelim. Dosya, kaydet diyorsunuz. Bakın, bizde bu ayrıca bu teşvikler olmadığı için evet diyoruz, geçiyoruz. Tekrar evet diyoruz, geçiyoruz. Tekrar evet diyerek geçiyoruz. Ve dosya ismini verdi. Paket diyorsunuz arkadaşlar. Paketleme. Paketleme de arkadaşlar, siz daha evvel gönderdiğiniz beyannameler de geliyor. Dosyalar. Fakat en sonkini en üste atıyor. Bakın en üste atıyor. Ekle diyorum ortadan. Ve paket ismi istiyor. Ne yapıyorum? Muhtasar. Şöyle yapalım. Firma ismi. Deneme. AŞ. Temmuz. Muhtasar. Beyanı. Dosya ismi vererek paketi oluşturla sonlandırıyoruz. Tamam diyoruz. Ne yapmış olduk? Biz muhtasar beyannamesinin önce tablosunu hazırlıyoruz iş yerinde, evrakları bir araya getirerek. Sonra beyannameye gelip burada gerekli bilgileri dolduruyoruz. Dosyadan kaydediyoruz. Sonra son işlem, paketlemeyi yapıp, az evvel yaptığım için bir daha yapmayacağım. Paketlemeyi yapıyoruz. Bizim işlemimiz bitiyor. Ne kalıyor? Müşavirin bilgisiyle gelir ilerse e-beyannameden şifreyi girerek bunu ne yapıyorsunuz? İnternetten gönderiyorsunuz. Arkadaşlar, eğitimi bitirmeden son muhtasarın ödemesi. Onun hakkında bilgi vereyim. Siz bu olayları zaten önceden Temmuz ayında yaşadığınız için muhasebe kayıtlarını yaparken bunların 360 hesapları hepsinin alacak olarak doğmuş olması lazım. Kayıtlarda tahakkuk etmiş olmanız lazım. Bunlar muhasebe kayıtlarında olduğu için siz ne yapıyorsunuz? Temmuz ayını 26 Ağustos'a kadar beyannameyi gönderip ödemesini yapıyorsunuz. Ödemeyi yaptıktan sonra Temmuz mizanını alıyorsunuz. Orada 360 tek tek ben burada ayırdım. Ücretlere ait gelir vergisi, muhasebedeki kayıtlarınız mizanda olur arkadaşlar. Aylık mizanı alıp Temmuz ayının mizanını alıyorsunuz sadece. Oradaki bu hesapları önceden tahakkuk etmiş olacaksınız ki, alacaklı olacak ki biz onların hepsini borca yazıp kapatalım. İşte mizana bakıyoruz. 360'da ödenecek ücretlere ait gelir vergisi. Ben burada rakam yazmadım. Eğitim videosu çok uzun sürüyor. Bu rakamı siz mizandan bakıp ne yapıyorsunuz? Damga vergisi, kıdeme ait damga vergisi, huzur hakkı gelir, huzur hakkı damga, ihbar gelir, ihbar tazminatı damga, serbest meslek gelir, hak edişe ait %3 stopaj, kiraya ait gelir vergisi, kar dağıtımına ait %15 stopaj, reklama ait %15 ve gider pusulalarının toplamına ait gelir vergisini mizandan alacak kalanı verdiği için onları tek tek borca yazıyorsunuz. Bir de damga vergisi var arkadaşlar. Beyannameye ait damga vergisi 770 hesabını çağırıp bilgisayarda 48 lira şu an. 2019 yılı boyunca her sene değişiyor ve bankadan ödediğimizi kabul ediyoruz. 102 alacaklı. Demek ki muhtasar ödemesi yaptığınız zaman Temmuz ayının mizanını alıyorsunuz. Önceden bunların kayıtları yapıldığı için 360 hepsi alacak kalanı veriyor. Temmuz olarak gelip oradan bakıp borca yazıyorsunuz hepsini. 770 damga vergisini 48 lira yazıyorsunuz ve bankadan ekstradan baktığınızda toplamı çıkıyor. O da alacaklı. Evet arkadaşlar, muhtasar beyannamesi eğitim videomuzu da bitirmiş olduk. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.